Trabzonspor'da da Gorcu arayışı devam ediyor. Hep aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten en hızlı, en planlı Trabzonspor'un transferleri gerçekleşti şu ana kadar. Şimdi Gorcu arayışı devam ediyor. Çok uzun süre Sörloth ismini konuştuk. Hala da konuşmaya devam ediyoruz aslında. Hem Fenerbahçe'yle de tabii çok konuşuluyor Sörloth'un adı. Şimdi Doğu Big gündemde. Neler söylersiniz? Muhtemelen, yani oyuncuyu çok tanıdığımı söyleyemeyeceğim. Hı-hı. Muhtemelen Abdullah Hoca'nın izlettirdiği ve scoutingini yaptığı bir oyuncu olarak, yani ekibine yaptırdığı bir oyuncu olarak yönetimin gündemine sunduğu bir isim. Ukrayna milli takımına seçilmeye başlamış bu yıl. Andriy Shevchenko tarafından. Bu da önemli bir referans. Bununla birlikte yaş olarak da benim kriterlerime uygun bir yaşı olduğunu söyleyebilirim. Yani en azından 30 üzeri bir transfer olmadığı için. Tam Sörloth'un yaşında. Evet evet, aynı. Sörloth 24'ünde gelmiş, öyle hatırlıyorum. Evet evet, aynı yaş yani Sörloth. Sörloth 95'iydi, 2019'da geldi. Aynen, 2 yıl önce geldi. Bu da 97'li, 2021. 24 yaşında. Yaş olarak bence uygun bir oyuncu. Yani Abdullah Hoca'nın, biliyorsunuz, geçmişte Başakşehir'de, hatta daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemi de dahil olmak üzere böyle yakınımızdaki liglerden bulduğu çok değerli oyuncular var. Bulgaristan'dan mesela, getirdi. Ludogorets'ten ben çok çok iyi sahibim. Kayseri. Yok, o Schalke'den geldi. Ama sanki Ludogorets'te oynadı diye hatırlıyorum. Bakalım, oradan biliyorum. Doka var. Evet. Mosora var şeyden, Braga'dan mesela. Yani Vizca'yı da bul. Edin Vizca. Epriano. Hani hep bunlar Başakşehir Teknik Heyeti'nin, o dönemki, hı hı, Abdullah Avcı ve ekibinin izleyerek, takip ederek buldukları, evet, oyunculardı. Ukrayna'da bize çok yakın bir ülke. Onu da demek ki yakından takip ettiriyor ki ve uygun bulmuş ki bu ismi önermiş. Maliyetini bilmiyorum. Maliyetiyle ilgili bir bilgim yok ama Ukrayna'dan bonservisli oyuncu çıkarmak zor biraz. Onu söyleyeyim. Çünkü orada işte Shakhtar'ın, Dnipro'nun ve Dinamo Kiev'in bir üçlü yarıştığı, rekabet ettiği bir lig var ve, hı hı, genelde mesela Shakhtar belli takımlara kiralıyor. İşte diğer takımlar belli takımlara kiralıyor. Volkan, o kadar güzel yerden gidiyorsun ki, çok güvendiğim bir isimden gelen haber oyuncuyu Shakhtar'ın almak üzere olduğu yönünde. Hı. Yani Ukrayna'dan bonservisle oyuncu çıkartmak biraz zor. Ama maliyeti konusunda bilgim yok, tekrar söylüyorum. Fenerbahçe, hatırlayın, Karavev'i getirdi oradan. Yarım sezon kiralık olarak getirebildi. Yani bonservisiyle, ben hatırlamıyorum, yakın dönemde var mı Ukraynalı? Vida serbest kalıp geldi. Serbest çok kaldı. Da iyi rakam aldı o yüzden. Evet. Dinamo Kiev diye bitirdi. Oyuncuyu Shakhtar ciddi şekilde transferinde son aşamaya gelmiş. Sörloth için de şu bilgiyi vereyim. Trabzonspor'un iki gündemindeki forvet, Leipzig kiralama değil, satmak istiyor. Satmak için de hani Türkiye'de herhangi bir takımın Sörloth'a bütçesi yeter mi? Üç büyük bir araya gelirse, Fener, Beşiktaş, Trabzon, %33-33-33 belki olabilir. Shakhtar'ın hatta verdiği rakam da 5,5 milyon euro. İyi bir oyuncu. Yani zaten Abdullah Avcı'nın, ama Trabzonspor için hani bu haberler olumsuz olabilir sinema. Benim, hı hı, genel bakış açım gayet tabii olumlu. Şimdi soracaktım zaten, yani genel bir değerlendirme ve tabii Dorukhan'la konuşmak istiyorum. Ligin en hazır takımı, artı hani hazırlık sürecini de çok iyi geçirdi. Sürekli de hazırlık maçları yaptık. Aspor'a takip de ettik. Ben Ümraniye maçından, Kasımpaşa maçından, hı hı, bireysel keyif de aldım. Ama sıkıntı şuydu. Orta sahada top kapmada bir sıkıntı var. Neden? Açalım. Kenarlarda Vakayeme, Gervinho. Merkezde de Bakasitas, Hamşik'ten öyle çok top kapmasını bekleyemezsiniz. Hı hı. O anlamda orada o Berat'a puzzle'ı tamamlama olarak Dorukhan bence güzel bir hamle oldu. Mali şartları yüksek olsa da, ama Trabzonspor biraz kısa vadeli hareket ediyor ki bence Koyta'ya da çok iyi kontrat verdiler bakarsak. Evet. Yani herkese düşük verildi de Dorukhan'a para verilmedi. Genel anlamda böyle bir politikaya gidildi ve artık şampiyonluk isteniyor. Dorukhan bu arada mesela gelecek sezon transferi olsaydı muhtemelen bu kontratın da üzerine bir imza atabilirdi. Çünkü neden? Gelecek yıl 7 yabancı, yani bu kurala göre. Tabii 7 yabancı oynatabiliyorsun. Tabii. Türk oyuncunun değeri biraz daha. Gelecek 8'de 1 oranında daha da artıyor. Ya da şu var Sinem, şimdi muhakkak Abdullah Hoca hepimizden daha yapıyor kadro planlamasını. Kasımpaşa maçı 9 yabancıyla başladı. Kalede Uğurcan, Berat, zaten sıkıntı. Bizim oraya 3. kim olur? Şimdi Abdülkadir. İsmail diyoruz ama şu da olabilir. Bruno Perez'i sol bek yaparsınız. Dorukhan sağ bek başlayabilir mesela. O, evet.
Yani orada Dorukhan'ın çok yönlü kullanabilirsiniz. Bu arada Dorukhan da geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam Gençler Birliği deplasmanı olması lazım. Beşiktaş'ta sol bek oynadı. Başakşehir maçı sağ bekti o. Beşiktaş'ın çıkışa geçtiği. Evet. Yani Dorukhan'ı o bölgede de kullanabiliyorsunuz. Bek olarak da. Bu açıdan da bence doğru bir transfer ama işte maliyeti ya Türk oyuncu bonservisi yani elinde. Yıllık 7 milyon TL. İmza parası, parası 9 milyon TL de 16 milyon TL. Yani 1,5 milyon euro. 1,5 milyon euro civarında bir para. Ama ya da şöyle söyleyeyim Volkan, Galatasaray'da o rakamı kazanan bir yerli oyuncu yok. Emre Kılınç vardı ama Emre Kılınç da geçen sene 11 milyon TL aldı. Hani imza parası arttı garanti. Şimdi 8 milyon TL yani. 16 milyon TL iyi rakam. Trabzonspor ölçeğinin çok iyi rakam. Yani nasıl ki ben çıkaldı ay 6,5 milyon euro Galatasaray. Bir eleştiri yapıyorsam yani Dorukhan'a verilen 16 milyon TL'yi de yüksek buldum ifade edeyim. Eski kural devam etseydi muhtemelen 16-8 falan olurdu. 8-9 milyon artı TL olurdu. Artı oyuncunun geçen sezonu iyi geçirememesi bence kariyerin sürecinde kötü. Yani Euro 2020 aday kadrosunda bulundun ki bence hak etmedin. Bence Salih Uçan olmalıydı. Onu net söyleyeyim yani Şenol Hoca hem haksızlık hem hata etti yani. Madem Dorukhan'ı aldı o zaman kullansaydı, kullanmadı da. Salih çocuk yani o hazırdı, çok hazırdı. Elmacık kemiği kırıldı ama hemen bayağı toparladı sanki o süreci. Problemi yoktu, yoktu yani gayet olurdu. Ki umutluyum da ben Salih'te. Yani Beşiktaş'ta da o performansını devam ettirecek. Çok iyi bir sezon geçirdi bence. Geçen sezon Salih'in, bilmiyorum benim fikrim bu ama katılır mısınız? Kendisini bulduğu en iyi sezon gibiydi. Evet, evet. Çok çok iyi oynadı. Yani kendi 18, potansiyeline en yaklaştı. 18 yaşındaki halinden halinin üzerine hiç çıkamamıştı. Doğru. Evet. Geçen sezona kadar. Hani o Benfica'da, Lisbon'da yarı finalde elenen Fenerbahçe'nin 11'inde çıkan 18 yaşındaki çocuğun üzerine Salih hiçbir şey koyamamıştı. Ta ki geçen sezona kadar. İlk kez o performansın üzerine çıktı. Hatta bence çok daha çok çok üzerine çıktı. Umuyorum Beşiktaş'a da benim en sevdiğim tarz oyundur Volkan. Dominant oyun. Bunu Engin Baytar'da. Evet. Galatasaray'ın ilk geldiği Trabzonspor'daki sezonlarında. Emre Belezoğlu hep yaptı. Selçuk İnan keza. Selçuk İnan'ın bir 5-6 sene Türk direkt şampiyonu belirliyordu. Salih de bence öyle bir oyun sergiledi ligimizde. Alanya evet. Spor'un tabii Çağdaş Hoca'nın da etkisi sisteme var. Çok uydu. Müthiş yani. Hakikaten her oyuncuya değer katıyor. Yani Sinan bakıyoruz. Kolker, Zavella, Salih, Berkan. Bakasıtası da satalım. Herkesi yolladı yani ve iyi takımlara, büyük takımlara gitti yani bu oyuncular. Yani büyük takımlara oyuncu gönderme çünkü haline döndü. Ya da şöyle söyleyelim. Şimdi ne dedik demin? Sakala, programın program başında tabii. Sinem şey örneği verdi. Jacne, Kasımpaşa ile ilişkilendirip. İşte ben Mupenza, Alanya Sporlu oyuncular için bunu demiyorum Volkan. Çünkü büyük takım futbol oynadılar. Evet, evet. Yani Alanya Spor bu anlamda... Mesela Davidson'u bugün alsan, herhangi bir Türk takımının, büyük takımın sol önüne koysan... Oyun formasyonu da çok... Birebir, yani Alanya'da verdiği katkının birebirini verebilir. Aynısını, hatta belki daha iyisini verebilir. İşte Amrabat veremedi mesela. Evet. Kayseri'deki oyununu Galatasaray'da sergilemiyor. Yoksa değerli oyuncuydu. O da ki yüksek paralara Watford'a transfer yaptı, İspanya transfer yaptı. Ki zaten Alanya'nın öyle bir sistemi var ki mesela Galatasaray orada 1-0 kazandı ama hani nasıl bir oyun oynadığını hatırlıyoruz. Tabii. Fenerbahçe çok Kupa'daki zor. Maç. Çok zor anlar tabii. Yaşadı. İlk Kupa. Yarısı özellikle. İlk yarı 3-0'dı hemen daha 30 Beşiktaş dakikada. Beşiktaş yenildi orada geçen sezon. Evet. Yani büyük takımların tamamına üstün futbol oynadı. O açıdan da hani oradan alacağınız mesela özellikle hücum oyuncuları direkt büyük takım için 3 büyük, 4 büyük için direkt katkı verecek oyuncular oluyor ki Bakasetas'ta da bunu net bir şekilde görebiliyoruz Trabzonspor'da. Doğru, birebir devam etti. Dorukhan'ın gelişiyle beraber Flavio'nun yine işte gitmesi gündemde. Ekuban'ın gitmesi gündemde. Daha doğrusu Ekuban gitmek istediğini İstiyor. Yönetime söylemiş. Tabii bir yandan gelen oyuncular, giden oyuncular işin bir de bu boyutu var tabii. Dorukhan geldiyse Flavio'nun gitmesi olabilir ki Giresunspor'un da ihtiyacı olan bir oyuncu profili. Ekuban'a, daha önce Abdullah Hoca istememişti. Ekuban'a gelirsek de yani daha çok Gervinho'lu, Vakayemeli oyun düzeninde yeri olmadığını ki bence 3 sene çok iyi hizmet etti. Yani bir transfer başarısıdır. Championship'te istatistikleri de çok kötüydü. Yani çok gol sayısı azdı. Sıfır gol galiba. Bir ya da bir gol. Leeds United'dan gelmişti. 3 sene mükemmel ikinci forvet performansı. Hatta şöyle söyleyeyim hani Larin çok iyi olduğu için yoksa ben bizim ligimizin en iyi ikinci forveti Ekuban diyordum. Sörlot'la oynadığı sene efsane. En iyi senesi o sene zaten. Geçen yılki performansını geçen ben beğenmiyorum. Geçen yılda çok bir şey beğenmediğimiz performansın istatistikleri Aspor şeyinde izledim. Yani galiba
yine 15 gole katkı vermiş gol asist toplamında. Evet. Düzeltsin arkadaşlar yani. Bakayım şaşırdım yani ben hatta. Beğenmediğimiz halde bile yine skor yapmaya devam etmiş. Ama tabii ayrılış biçimi de çok hoş olmadığını söyleyelim yani biraz. Ekuban'ın mı? Evet, hemen ben gideyim, bırakın beni vesaire. Çok profesyonellikle bağdaşan bir durum değil. Ama madem istemiyorsa gitsin abi. 2 milyon. Ama şu var, Ekuban giderse de oraya bir oyuncu ister Volkan.